Evet, uzun bir aradan sonra Herkese merhaba. merhaba. Bir YouTube videosu çekiyoruz. Bu videonun konusu bu yasaklar, Instagram'ın kapanması vesaire vesaire. Bunlar üzerine biraz Hem münazara. yorum yapacağız, fikirlerimizi Başka bir daha söyleyeceğiz. söyle ya. Kendi aramızda ufak bir tartışma yapacağız. Hışkırık tutuyor ya. Hışkırık Biraz tutuyor, söyle. hışkırık tuttu arkadaşlar. Ne yapacak bir şey yok. İnsan olarak sesimizi çıkartmalıyız arkadaşlar. Şimdi ben ilk Serdar'ın yorumunu merak ediyorum. Ben bazı olayları çok ciddiye alabiliyorum. Serdar daha rahat bu konularda. Ciddiye alabiliyorum derken kendimi çok kaptırmıyorum tabii ki. Sağlıklı bir yerden bakmaya çalışıyorum ama sağlıklı bir yerden bakmaya çalışıyorum olabildiğince. Çünkü kendinizi kaptırmanızı zaten önermez. Yapmayın öyle bir şey. Valla benim yorumum Instagram kapandı iyi oldu. Twitter'da kapansın, YouTube'da kapansın, hepsi kapansın. Gerçekten TikTok zaten çoktan kapanması lazımdı. Yani bakıyorum ben insanlara gerçekten ne lazım bunlara internet, teknoloji, hepsi kapansın. Hatta şimdi mesela Instagram hiç açılmasın. Çok gereksiz, çok Niye? boş. Yani Instagram insanın hayatı sosyal medyadan ibaretmiş gibi yaşıyorlar. Çoğu Ben insan çok için uyuz evet oluyorum öyle. buna. Ben mesela çok aktif paylaşım yapan bir insan değilim. Aha. Böyle açıyorum, video izliyorum. Günümü kafamı dağıtacak şeyler yapıyorum ama o kadar boş, o kadar lüzumsuz şeyler, o kadar boş içerikler var ki. Yani belki bir takım insanlara göre de bizim içeriklerimiz Sadece boştur bu ama. boş içerik yüzünden mi kapandı? Sadece yani. Bu Neden mu? kapandığını bilmiyorum. Yani kim bilir ne iş yaptılar da niye kapandığını onu bilmiyorum ki. Ama iyi ki kapandı. İnşallah da açılmaz. Aha, Gerçekten bu kadar inşallah da açacağına geri gideriz. Vallahi benim fikrim bu. ben İnternet hepsi sana kapansın. katılmıyorum, özür dilerim ama ben sana katılmıyorum. Hatta özür dilemiyorum. Ben de Serdar'a çıkacak. Ben Serdar'a katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum sana. Ben farklı bakıyorum. Kapatılmalı ya da kapatılmamalı bu hükümetin karar verebileceği bir şey değil. Ya tabii canım o da aynı fikirdeyim ben Bakın seninle. ben Twitter böyle sosyal medyaların kapanması gündem olmadığında Twitter'ın baktım. Böyle çok negatif şeyler yayınlanıyor. Bu da benim hoşuma gitmeyen bir şey. Mesela ben kendi irademle, bakın hep iradeden bahsedeceğim Tabii. ama kendi irademle mesela dondurmayı seçtim. Hesabımı dondurdum. Bir sosyal medya ile alakalı bir sorun yaşıyorsanız gidin hesabınızı Bu dondurun. kadar basit ya. Ben istemiyorsam kapatırım kardeşim. Sen benim Ama özgürlüğüme niye müdahale sen, ediyorsun? evet onu diyorum. Sen ne diyorsun ki? Kapansın. Yok Kapanmasın. ben genel olarak kapansın diyorum yani. Gerek yok yani lüzumsuz şeyler yani. Ben çok boş buluyorum bu sosyal medya Evet, işlerini. boş. Fakat kapatan kişilerin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Kapatan kişiler, "Aa biz bunu kapattık ve evet artık daha mutlu olacaksınız." diye bir şey vaat etmiyorlar. Yasaklarla toplumu daha ahlaklı kılabileceklerini düşünüyorlar. Ya Tamam mı? ahlak eğitimli olan bir şeydir. Bir adamla bir şeyi yasaklarsan ahlaklı yapamazsın. Ahlaklı bir toplum istiyorsan veya bir insana ahlaklı olmasını istiyorsan eğiterek ahlaklı İşte bir hale yasakla değil, getirebilirsin. yasakla olmaz Yasaklar diyorum. olmaz. Ama bana kalsa kapansın ama o ayrı mesele. Ben istemiyorum ya bu sosyal medyaymış, Instagram'mış çok gereksiz şeyler. Ya bir de en uyuz olduğum şey adamın hiçbir vasfı yok, bir yapabileceği bir şey yok. Milyonlar para kazanıyorlar. Ben buna da çok uyuz oluyorum. Salak saçma içerik. Kazansınlar Salak istedikleri. saçma içerik üretiyorlar, tamam mı? Boş, Kesinlikle. lüzumsuz şeyler. Bu sosyal medya yüzünden bu geylik topluluk işleri de çok fazla arttı. LGBT işleri de çok... Önceden varsa bile bu kadar değildi. Yaygınlaşmasına sebep veriyor. Evet, Valla değerlerimizi her tetikliyor. kimsenin neyden hoşlandığı bize alakadar etmez ama bu kadar da ortalıkta aman ben şöyleyim ben böyleyim diye insanlar yani bunu normal hale getirdiler. Biz Anadolu insanıyız kardeşim. Bize göre değil bu tarz şeyler. O kadar. Valla bence ne olması lazım biliyor musun? Bak Nasıl? daha zamanında Çin Seddi'ni yapmışlar ya da Çin'de. Bu sosyal medyadaki boş beleş adamlar bir işe yaramayan Çin bu. Seddi'ni yapsınlar. Valla otursunlar Türkiye'nin etrafına böyle duvar örsünler. Niçin? Aynı Çin Seddi gibi. Memlekete ancak öyle bir faydası dokundu. Hiç. Mültecilerden dolayı mı? Yok genel olarak yani hiçbir işe yaramayan o hanzolar var Ha. ya. Devlet diyecek ki kardeşim sen böyle toplayacak boş beleş adamları. Duvar yapıyoruz diyecek. Böyle Türkiye'nin sınırlarını aynı Çin Seddi gibi. Ha, devlet onu Vallahi istemiyor çünkü. insanlara, ülkeye faydası Rüzgarı dağıtılacak. tutar o yaz günlerinde. Anca öyle sosyal medyadaki boş beleş adamlar bir işe yararlar. Ama Başka türlü sistem, de kimse bir işe bak yarayacağını. işte sistem aptal insandan yana, aptal, verimsiz biraz da insanı övüyor, o insanı övüyor. Çalışıp duvar öreni değil belki, bilmiyorum benim görüşüm böyle ama. Ya tabii ki sosyal medyanın bu iyi şeyler içinde kullanıldığı şeyler var. Yani Tabii ki, tabii insanlar ki, tabii ki. buradan bir satış pazarlama işleri yapıyorlar veya ne bileyim bir doktorsa kendini tanıtıyor bir şifa. Bu işin güzel tarafı da yok değil mi? Var.
Ama %90'ı boş beleştir. Bir de sosyal medyadaki benim en büyük tespitim, sosyal medyada olan bir şey gerçek hayatı kesinlikle yansıtmıyor bence. Yani bir insanın sosyal medyadaki hayatıyla gerçek hayatı tamamen birbirinden farklı. Öyle çok fazla sosyal medyayı kullanan insanlar için diyorum. Ya benim umurumda da olmaz yani açıkçası. Instagram, VPN hiç hayatta uğraşamam zaten öyle işlerle. Galiba VPN'leri de şey yapacaklarmış. Onlar da kapatsınlar. Vallahi taş çağına geri giderim. Benim için sıkıntı yok. Ama bu kadar ileri yani ileride... Ben köyüme giderim. Köyümde ekerim domatesi, patatesi. Karnımı doyururum yine hayatıma devam ederim. Velhasıl Kerem bu bir şeyleri yasaklama olayı başlı başına saçmalı. Yasak ne kardeşim ya? Ne alaka yani? İlkokul çocuğuna bir şey yasaklarsın, öğretmek için yasaklarsın. Hayır, şunu anlamadım. Sen diyorsun ki yasaklansın falan filan. Şimdi yasak ne diyorsun? Burada hayır, bir çelişki görüyorum. Ben tamam, sosyal medyanın yasaklanmasıyla insanlara bir şeylerin yasaklanması arasında fark olduğunu düşünüyorum. Yani ben mesela 28 yaşında bir insanım. Yani sen BTK oldun. BTK oldum. Ben derim ki kardeşim saçma sapan iş yapmayın. Sosyal medyayı kullanın. Bitti. Kullanmak ama isteyen varsa kullansın. İstemeyen kullanmasın. Yani adama yasak ulan. Yasak da insanlar yine kullanıyorlar. Ne olacak? Ama biraz önce dedin ya yasaklansın. Ya ben kendi açıma söylüyorum. Benim umurumda değil sosyal. Yani Instagram benim umurumda değil. Ama genel ülke bazında baktığın zaman insanlara bir şeyi zorla yasak. Yani bu yasak. Bunu yapamazsın. Demek doğru bir şey değil. Ha, benim umurumda olmaz. Bana göre hepsi yasaklansın. Umurumda değil. Benim de umurumda değil. Hayır benim. Olaya çok siyasi bakıyor. Bazı konularda çok geriliyor, sinirleniyor. O da yasakların dayatılması üzerine sinirleniyor. Doğru mu? Yani kısma. Ben daha büyük şeyler olduğunu düşünüyorum. Arka plandaki oyunu çözmüş. Bana kalırsa ya ben bir insanım arkadaşlar. Benim bir fikrim var. Fikirlerimiz de var oluyoruz. Tabii ki sıkı sıkıya bağlanmıyoruz ama ben insanım. Fikirlerini söylemem lazım. Ağzım var, dilim var ve konuşabilirim. Bu konuyla da dedim ki Serdar ya dedim ben böyle bir video çekmek istiyorum. O dedi ki ya dedi ben de katılmak istiyorum. Dedim konuşalım bu konuyla alakalı. Biz de bu ülkenin gençleriyiz sonuçta. Neden sesimizi çıkarmayalım? Bence herkes bir nebze de olsun sesini çıkarmayalım. Ya bir de benim mesela Twitter'da görüyorum. İşte bilmem bakan diyor ki Instagram'la görüşme halindeyiz, yok bilmem ne. Ben onu ciddiye alamıyorum. Ya ben gerçek olduğunu düşünmüyorum. Yani bir bakan kalkıp da öyle bir şey demiyordur bence. Ya diyorsa da koskoca ülkenin devlet başkanı Instagram'dan görüşmek de bilmiyordur. Ama bana biraz saçma geliyor yani. Ama sana bir şey diyeyim mi? Geçenlerde ben bir şeyin bakanı TikTok'la alakalı bir yorum yapmış. Ben yine haber sitesinden gördüm. Dedim ki yok ya dedim hani böyle bir yorum yapılmamıştır diye düşündüm. Abi baktım ki videosu var. Gerçekten adam böyle diyor. Kestiremiyorsunuz. Yani ne olacağını kestiremiyorsunuz. Ama koskoca ülkenin bakanı da Instagram'da görüşmesin de kapalıysa kapalı bitti. Ama kendileri kapattılar. Bir de öyle bir problem var. Kapattıysa yani. Kapattı. Bitti kapattı. Açmıyoruz diyecek o zaman. Dik duruş olsun diyorsun. Tabii. Buradan ekmek yiyen insanlar da var. Eyvallah. Bilmiyorum. Bence yasak olayı saçma bir şey. Ama gene de benim umurumda olmaz. İnfluencerlar bile aslında orada ekmek kapısı oluyor. Tabii canım. Değil mi? Boş beleş adamlar hep ekmek yiyorlar işte. Aslında benim konuşmak istediğim yani bu yasaklar çok absürt geliyor ve bunlar normalleştiriliyor ya. Ben normalleştirilmesine karşıyım. Tepkim buna. Ya zaten bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı da tepkisizlik. Evet. Kimsenin bir şeye tepkisi yok, bir isyanı yok kimsenin. Hadi biz normal vatandaşlarız. Bu ülkenin sanatçıları var, ünlüleri var, şusu var, busu var yani tanınan insanlar var. Ya bunların da %90'ı hiçbir şeye tepki göstermiyor, cebini evet. Düşündüğü için göstermiyor. Çok yanlış. Ya da başka bir şey bilmiyorum ama. Cahillik de var, çok fazla cahillik var bak. Tabii canım adam ünlü, ünlü diye zekası veya cahili olmayan bir insan anlamına gelmez yani. Şimdi mesela bir olay yaşanmış ya kapanıyor, kapatıyorlar, kapatma kararı alıyorlar Instagram'ı. Sen git kendi hesabını kapat, kendi hesabını dondur. Neden bunu tüm ülkeye dayatıyorsun? Çok istiyorsan kendi hesabını yapar. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. İğnin üstünde yorum yapabiliyoruz ya. Gerçekten bundan da çok rahatsız oluyorum. Neden iğnin üstünde yorum yapıyorum? Ben bir insanım. Benim fikirlerim var. Benim görüşüm var. Ben birey olarak, benim birey olarak fikirlerime saygı duyulması gerekiyor. Her zaman şunu söylerim. Saygı asla tek taraflı olmaz. Kesinlikle. Ama şunu da biraz önce sen de söyledin ama işte toplumsal değerlere etkiliyor vesaire falan. Onu kabul ediyorum. Ama evet. Bu değil ki komple kapatalım. Bilmiyorum belki farklı bir filtre uygulanabilir. Ne bileyim uygun olmayan içerikler için falan. Tabii bu ülke çapında yapılabilir mi onu bilmiyorum. Şu ya adamlar uzaya gidiyor filtre mitre illa ki yapabilirler bence.
Ya işte yani benim sinirlendiğim bir başka konu da mesela örnek olarak bu sosyal medyadaki, sosyal medya kullanan insanlardan birçoğu bilir bunu. Hmm. Mesela Disney Plus'ın bu Atatürk filmiyle evet. alakalı çıkardığı olayda mesela Şahan Gökbakar dediğimiz adam Türkiye'de herkesi tanıdığı bir insan. Yorum yapmadı mı? Bir yorum yapmadı cebindeki parayı düşünmek için. Şahan Gökbakar'la alakalı? Oraya filmler çekiyorlar ya. Allah Allah. Tabii. Onun dışında başka bir şey olur. Aman şöyle aman böyle ortalığı yakar yıkarsınız. Ya eğer bir adam delikanlıysa her yerde gösterecek onu. Bu kadar basit. Kimseye hakaret etmiyoruz. Sonuçta hakaret etsen orada dur diyeceğim. Bu arada insanlara da hakaret edilmez. Evet. Hayvana da hakaret edilmez. Ya bir de bu hayvanların mevzusu var ha. Valla bizim ülkemizde var ya son zamanlarda doğru bir şey yok. Sakın evet yakınıyorum. Bundan da yakınıyorum. Çok yakınıyorum. Üzülüyorum. Ya hayvanlar öldürmek nedir kardeşim? Bir çözümü yok mu bu işin ya? Sonra bence boşver onu. Saçmalık. Ben bak köyde doğdum büyüdüm. Biz hayvanların içinde doğduk büyüdük. Köpek bazen ısırdığı da oldu. Detayına girmeye gerek yok ama hayvanı öldürmek ne kardeşim ya? Toplu katliam bildiğin. Günahtır vallahi bile günah. Nokta net. Günah. Ya bir de şöyle bir durum da var. Söyle. Lan asgari ücrete zam gelmedi. Dolar olduğu yerde duruyor. Ha bu zamlar niye oluyor ya? Ben bunu anlamıyorum ya. 2 gün önce aldığın domatesten bugün aldığın domates arasında 10 lira fark var. Nasıl olabiliyor ya? Bu nasıl olabiliyor ya? Ekonomi herkes vuruyor ama vurulmadığı kişiler var. Adamlar geliyor domatesi tarladan alıp bilmem çöpe döküyor. Karpuzu çöpe... Yani inanılmaz şeyler oluyor. Önceden böyle şeyler yoktu. İş, millet işi şova dökmüş gerçekten yani. Herkes işi şova dökmüş. Kendi çıkarlarını gözetiyorlar. Çok fazla. Cahillikten başka bir şey değil ya. Velhasıl kelam bu kadar. Hayatta ne kadar insanın eleştirdiği, kötü gördüğü, olumsuz şey varsa da yine de güzel şeyler de var hayatta. Ne gibi? Sonuçta aha, hava güzel, güneşli, ne bileyim deniz, kum, güneş, şudur budur, sohbet, muhabbet. Yani hayat yine de yaşamak lazım her şeye rağmen. Ne sakın kadar önümüze zorluk çıksa da, sıkıntı çıksa da, ne bileyim yine de insan... İşte bunlar bence insanın psikolojisini de etkileyen şeyler. Her şey güzel olsa zaten güzelin kıymeti kalmaz. Bazen insanın kötü şeylerde yaşaması lazım ama işte böyle üçkağıtçılara da insanın işler neresi gelmiyor değil yani. Hangi üçkağıtçı? Genel toplumdaki üçkağıtçılardan bahsediyorum. Benim işim insanlarla muhatap olmak. İşim gereği sürekli insanlarla muhatap oluyorum ben. Yani çok fazla üçkağıtçı var piyasada. Çok uzatmayacağım. Yaşarken yaşayalım arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden devam. Kısaca böyle bir uzun zaman sonra bir haykırış videosu oldu Instagram'ın da kapanmasıyla beraber. Şeyden değiliz ya yakın, ya ben şahsen şeyden yakınmıyorum ya niye kapatıldı falan filan. Bazı insanlar diyorlar ya yani ünlüler röportajlarında diyorlar ya kitap okumama vesile oldu falan. Bu sizin insani iradenizle kendinizin açıkken de yapabileceğiniz bir şey. Tabii canım. Ya ben Instagram açıkken 500 sayfalık kitap okuyabiliyorum. Bunu kendi irademle yapabiliyorum. Yani bu sizin kitap okumanız için bir yetişkine yasak konulması gerekmiyor. Böyle bir dünya yok. Kitap okumak isteyen adam zaten her türlü okur. İşte yalandan bunun için yasağa gerek yok. Lütfen yasakların boyutunu biraz ciddiye alın. Özgürlüğünüze, haklarınıza engel olduğunun farkına varın. Ben bundan dolayı yakınıyorum. Sen peki Instagram açılsın istiyor musun, istemiyor musun? Yani ben şu an o nokta, şu noktaya geldim. Yani tersine gidip VPN açıp bile yani şey yapasım geliyor. Aktif olasım geliyor yani. Ciddi söylüyorum çünkü. Evet evet gıcıklığına yani. İlk günler, ilk hafta falan hiç yani önemsemedim. Dedim ne olacak ki yani bir kaybınız yok sonuçta. Alt üstü sosyal medya, evet. Sanal bir alem sonuçta. Ama işin boyutu bence işte bu senin dediğin gibi yok onunla görüşüyor, bu onunla görüşüyor falan filan. Suyu çıktı ya. Suyu çıktı. Sen resmen aslında bir nebze de bilmiyorum ama alay ediliyor. Bir bakıma da alay ediliyor yani. Valla bence şimdi Instagram oralardan para kazanan, ekmek parası kazanan insanlar olduğu için bu ıvır zıvır fenomenleri, saçma sapan insanları kastetmiyorum. Denetleme getirilebilir. Ya her evine gelen bir şey normal mesela adam atıyorum gibi. Ayakkabı mağazası var. Ayakkabı satış yapıyor gibi. Hani bu tarz işler yapan insanlar için bence açılması lazım. Sonuçta ekmek parası yani baktığın zaman adamın hayatı bir anda evet. Ekmek teknesi yani. Onun dışında benim umurumda olmaz yani açılsın kapatsın. Beni bağlayan bir şey bence değil. Ama bu tarz insanlar için tabii ki bence açılması daha sağlıklı. Sonuçta bakın, ekmek parası arkadaşlar kimsenin elinden
Ekmek parasının alınması ama hoş bir şey değil. Ama aslında şöyle bak. Bence genele bakıldığında, dünya geneline bakıldığında değer yargılarını evet Instagram, TikTok vesaire yok ediyor. Bunu kabul ediyorum ben. Evet. Bunları yok ediyor. Fakat insanlar oradan kendilerini de ifade etme ama TikTok kapansın ya. TikTok çok lüzumsuz ya. Vallahi saçma salak insanlar türedi. TikTok'ta ne oluyor ben bilmiyorum. Hala anlayamadım yani ne oluyor. Saçma salak insanlar türedi TikTok yüzünden. Yani bilmiyorum. İçerisi bok dolu resmen. Bilmiyorum valla. Ben bilmiyorum. Herhalde bilmek de istemem ama Instagram bence eğlenceli. Twitter deseniz oradan güncel haberleri alıyorsunuz falan. Ama genel olarak bir negatif yayılım söz konusu, enerji yayılımı söz konusu. Önce ben... nasıl güzeldi? Sadece Facebook vardı, başka bir şey yoktu. Ya mesela şey hatırlasana, Instagram'da sadece fotoğraf paylaşıyorduk ya. Ve paylaştığımızı, takipçilerimiz vesaire böyle abidik gubidik algoritma yoktu yani. Paylaştığımızı tüm takipçilerim görüyordu. Aynen. Önce de Facebook vardı, sıfır Facebook vardı, hatırlıyor musun? İnternet olmadan evet, Facebook'un yüzünden. Evet ya, tuşlu telefonlar görüyorduk ya. Valla o zamanlar daha iyiydi. Kur'an çarpsın daha iyiydi. Sadelik iyidir işte. Ne kadar çetrefilli yaparsanız bence o kadar bozuluyor her şey. Tabii canım ne kadar oynarsan o kadar. Ama insan için öyle değil mi? Ben bir şey çok düşüneyim böyle detaylı metaylı düşüneyim böyle. Kaybolur giderim mesela. Hiç gerek yok. Düz olacaksın. Evet. Sade. Mesela story falan özelliği de yoktu. Story yoktu. Ondan sonra res videoları ıvır zıvır. İşte story olunca ne oldu mesela? Eskiden bir kamera yetiyordu. Fotoğraf çekmek için yani kameralarken herhangi bir telefon kamerası veya fotoğraf makinesi olabilir. Şimdi çok anlığa döndüğü için insanlar gerçekten gerçek hayattan korktular. Tabii canım ya. Bilmiyorum ya. Yine de ama bu yasakları uygun bulmuyorum yani. Saçma buluyorum yine de ya. Yine de saçma buluyorum ya. Yasak işi boş. Yasak işi boş. Şimdi değil bazı mi? Konularda yasak olması lazım ama mesela... Ne gibi mesela? Mesela... Ne gibi ya? Mesela örnek, Atatürk'e hakaret edilemez. Bunun yasak olması lazım mesela, anladın mı? Bunun kanunla bir karşılığının olması lazım. Evet. Ama böyle Instagram ıvır zıvır işlerin de yasak olması saçma. Ama bazı konularda yasak lazım. Tabii bunun dengesini kurmak lazım işte. O dengeyi sonuçta ayarlayacak kişi de ben değilim yani baktığı zaman. Tabii canım biz sadece burada kişisel yorumlarımızı yapıyoruz. Elbette siz de gün içinde yorum yapıyorsunuz. Herkes konuşuyor bu konular hakkında. Tabii canım kimse habersiz değil. Yani benim annem babam bile haberleri var ya yani bunlardan. Instagram'ın kapanıp açılmasından yakınıyor annem mesela. Biz de yani sizinle paylaşmak istedik. Fikirler, insanlar fikirleriyle var olurlar. Yine söylüyorum. Bu boş bir video değil bana kalırsa. Lütfen bazı şeylere gerektiğinde tepki gösterin ama sağlıklı bir yerden. Mesela ben tepki olarak Instagram'da story atılmasına da çok karşıyım. Aslında bence bir nebze de ondan dolayı yapıyorlar. İnsanlar çok örgütleniyor ya. Aynen. Ondan dolayı yapıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Örgütlenmeden ziyade çok ıvır zıvır şeylere tepki olarak Instagram'da story attığın zaman hayatında bir şey değişmeyecek yani. Ay ben geçen boş iş. Bir tane bir şey. Eğer bir şeye tepki göstereceksen sokağa çıkıp sesini yükseltmen lazım. İşte Instagram'da paylaştığın story'ne hiçbir şeye tepki gösteremezsin. Ama bazen insan doluyor. Doluyor, burasına geliyor. Doluyorsun, taşıyorsun. Instagram'da paylaşsan ne olur, paylaşmasan ne olur tepkini? Ben bir kere yaptım ve bir kişiyi de etiketledim ona. Ama sonra gerisi. Korkudan. Korku değil, önlem, akıllı davranmak. Sağlıklı dediğim yer burası arkadaşlar. Aklınızda kalın. Mani dişi ya. Korkudan. Allah kahretmesin diyorum arkadaşlar. Kardeş aradı diyor, abla Silona. Silona polisler gelir sizin eve. Of ya. Ama işte bir celallenen tarafında diyor ki aman diyor ne olacak. Ama işte onu Instagram'dan paylaşsın ama hiçbir şeye bir faydası etkisi yok. Bir tepki göstermek istiyorsan sokağa çıkacaksın. Ben kardeşim. Neden paylaşıyorum biliyor musun? Cahil insan var ya cahil insanlar. Bakın diyorum cahil insanlar bakın bunlar var bunları gözünüzü açın biraz diyorum. O yüzden yapmıştım ben onu mesela. Gerçekten İş olsun ya. Yani ne oldu? İş olsun. Birazdan çıkıp gezip dolaşacağız. Sohbet videosu oldu ama gerçekten oh bilmiyorum. Velhasıl kelam bizden bu kadar. Evet. Fikirlerinize sahip çıkın arkadaşlar. Sonuna kadar da gidin.
Kendinizden eminseniz ama lütfen. Kendinizden emin değilseniz oturun orada bir şey yapmayın. Videonun sonuna geldik. Evet, izlediğiniz için de teşekkürler. Siz kendi yorumlarınız varsa da lütfen bizimle paylaşın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Paylaşmıyorsanız da çok önemli değil. Free. Tamam. Arkadaşlar diğerine selam olsun. Hoşçakalın.